Merhabalar. Trabzon kuymağı nasıl yapılır? Sizlere şimdi püf noktalarıyla birlikte söyleyeceğim. Bir miktar tereyağı görüyorsunuz işte. Eritiyorsun. İçerisine şöyle söyleyeyim. Ben daha çok göz kararı yaptığım için mesela bir su bardağından daha fazla. Şöyle bunun şöyle söyleyeyim size, en güzeli şöyle. Bulunduğu kabı ilk önce 3'te 2'sini su doldurun. Doldurduktan sonra içerisine mısır unu koyacağız. İçerisine 4 çorba kaşığı mısır unu koyuyoruz. İşte mısır unumuz burada. Şimdi bunu soğuk suya vurmamız lazım. Suyumuz sıcak olmaması gerekiyor. Şu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Unla suyu birlikte birbirine karışıyorlar. Eğer kuymağımız çok katı olmuşsa, unumuz fazla kaçmışsa bir miktar su ilave edebiliriz içerisine. Altını da açalım. Kapatmıştım. Şöyle devamlı bunu karıştıracağız. Yoğunlaşıncaya kadar, katılaşıncaya kadar. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Daha henüz o aşamaya gelmedik. Şu anda kıvamı biraz koyu oldu. Şimdi bunu ben suyla birlikte açacağım. Açtıktan sonra şöyle suyu da dökelim. Bir saniye. Bakın bir miktar, ay hem yap hem çek, zor oluyor biraz. İşte suyumuzu koyduk. Altında kısalım. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Benim ilk amacım sizlere koyu olduğu zaman, mısır ununu koyu fazla katı olduğu durumlarda nasıl başa çıkabiliriz onu göstermeyi amaçlıyorum. Şöyle iyice yediriyoruz. Yine bir miktar daha su istiyor. Bakın bir miktar daha su istiyor. Şimdi buna şöyle elimle tutuyorum. Parmağım kamerada. Evet. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Homojen olması lazım birbirine. Çok akışkan değil. Aşırı da katı değil. Şimdi bunu böyle, bu su yeterli buna. Karıştırıyoruz iyice. Bu şekilde yani 7-8 dakika, 9 dakika pişiriyoruz. İşte kıvamını gördünüz. Ben daha henüz peynirini koymadım. Tuzu da istediğiniz miktarda atabilirsiniz. Peyniri şu şekilde, kaşar peynirini şu şekilde yapıyorum. Ben rende yapmıyorum. Rende yapınca şey oluyor. Uzamıyor içerisinde. Bunun özelliği uzaması. İşte bunu da atalım içerisine. Şöyle döküyoruz. Kaldı tabakta. Peyniri koyduktan sonra fazla pişirmeyeceğiz. Tamam, şimdi böyle. Bu yaptığımız 6-7 kişilik olabilir. Çocuklar için çok besleyici. Sabah kahvaltılarında, misafir geldiğinde kahvaltıya çok güzel oluyor. Ara öğün olarak da yenebilir. Şimdi bu uzanmaya başladı. Bakın. Şimdi daha henüz peynir hafif eridi mi altını kapatacağız hemen. Ocağın altını. Servise başlayacağız. Bakın başladı. Peynirin de uzamasında önemi fazla. Tabi bu Trabzon'un su peyniri dediğimiz bir peyniri vardır. Onu kullanmak şimdi bulmak da mümkün değil artık. Asıl onunla olur. Bakın şuraya başladı uzamaya. Bakın. Uzanacak şimdi. Şöyle kapatıyorum altını. Yakın planda peynirlerini görüyor musunuz? Nasıl eridi içinde. Bakın nasıl uzanıyor. Bakın. Daha da kalkacak şimdi bu. Bizim burada yöresel buna kazı kaldıran derler. Kuymak. İşte. Herkese afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın.